Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda böyle yan yan duran bu çiçek, küçük çiçekli motiflerin yapımını ve eklenişini anlatacağız. Ee, Instagram hesabımız üzerime geldi sanırsam boya tam e, unutmadıysam. Bir 12 eksik arkadaşlar tavan yerlerde. Unutkanlığım o yüzden. Şimdi Önce motifleri hazırlayacağız. Bizim için gerekli olan. Şuraya bir yere küçük bir serum koymuştum. <laughs> evet burada. Yazmalarda kullandığımız en küçük serüme ihtiyacımız var. En küçük serum halkaya ihtiyacımız var. Tığım 22 numara. Unutmayasam söylüyorum bunları. İplerim leylak markası arkadaşlar. Şöyle pembe renk ipim alıyorum İlk önce motifini hazırlayalım hep birlikte. Sonra eklenişine geçelim. Ben renk ipimi tığma sabitledim. Sonra en küçük seri halkamı aldım, içine sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım, yuvaya girdim. 2 2 iki aldım. Dört tane trabzanım oldu. İlk başta çekmiş olduğum zincirle beraber. Dört zincir çektim. Beşinci trabzanı sık iğneyle kapatarak aşağı inerek elde ettim. Birinci yaprağım tamam. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Başına iki sardım yuvaya girdim. İki, iki aldım. İlk başta çekmiş olduğum zincirle beraber iki trabzan oldu. Başına 2 sardım. Yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım. Yuvaya girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. 5. trabzanı yuvan içinde sık iğne ile kapatarak elde ettim. 1 2 3 4 zincir. Başına 2 sar. Yuvaya gir. 2 2 3 iki alalım bakın iki trabzan oldu çekmiş olduğum zincirle beraber başına iki saralım tekrar girelim 2 2 2 3 oldu başına iki sar tekrar gir 2 2 2 4 oldu 4 zincir çektim 4 olunca 5. trabzanı 4 zincir çekip halkanın içinde sık iğne ile kapatarak elde ettim tekrar 4 zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 sonuncu yaprağı yapıyoruz dördüncü yaprağımız başına iki sardım yuvaya girdim 2 2 2 aldım başına iki sardım yuvaya girdim 2 2 2 aldım başına iki sardım yuvaya girdim 2 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir çektim 5. trabzan olarak yuvanın içinde sık iğne ile kapadım bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum 4 yapraklı pembe renkle motifimiz hazır burası böyle arkadaşlar şimdi buraya beyaz renkle tomurcuğunu yapacağız beyaz renk ipim aldım tığıma sabitledim şimdi bakın bu aradan bitirdiğimiz yerden bu girdim şuradaki boşluğa ipimizi sabitleyelim Gördüğünüz gibi buraya sabitledik. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına 2 sardım. Tekrar girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim. Kapadım. Başına 2 sardım. Tekrar girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu aradan girdim, kapadım. Başına 2 sardım, tekrar girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan girdim, kapadım. Başına 2 sardım, tekrar girdim. 2 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım bir zincir çektim ipimi kestim yani bakın böyle dört tane pimpirik olunca tepesi bakın şöyle göstereyim tamamladık şimdi nasıl ekledik ona geçelim bana gelen modelde bir tane yaprak vardı arada ama çok sık olmuştu arkadaşlar ben iki yaprak bıraktım araya sizler istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz 3 yaprakta bırakabilirsiniz. İster tek ister çift. Şimdi ipimizi tığ battığımıza sabitleyelim. Örümcek çekelim. Başını iki kez saralım. 1 iki kutucuk atlayıp üçüncüye girelim. Önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra iki alalım. 2 zincir çektim. Başına bir kez oldum. Bu çıkmış olduğum çubuğa girdim. 2 2 aldım. Başta bir kez aldım, girdim. Önce bir kez aldım şimdi. Sonra 2, sonra 2. Başına 2 sardım bu sefer. Başına 2 sardım, çubuğuma girdim. 2 2 2 aldım. Başına 2 sardım, tekrar girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Son trabzanın arasından giriyorum. 4 zincirimi kapatıyorum. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 Sonra buradaki çubuğuma giriyorum. 6 sık iğnesi de buraya yapıyorum. 2 3 4 5 6 yedinci sık iğneye aşağı tığ battığımda tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi böyle yaprağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha yaprak yapacağım. Örümcek çekiyorum. Başına iki kez sardım, bir iki kutucuk atladım. üçüncü girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki sonraki aldım. İki zincir çektim, başına bir kez doladım. Çıkmış olduğum bu çubuğa giriyorum. İki, iki alıyorum. Başına bir kez dolayıp tekrar giriyorum. Önce bir kez, sonra iki sonraki. Başına iki sarıp giriyorum. İki, iki iki alıyorum. Başına iki sardım, tekrar girdim önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir son trabzanın arasından giriyorum 4 zincirimi kapatıyorum beş tane sık iğnesi yapıyorum bir iki üç dört beş şimdi buradaki kalan çubuğuma giriyorum altı sık iğnesi de buraya yapıyorum bir iki üç dört beş 6. 7. sık iğnemi aşağı tığ batısında tamamlıyorum. Şimdi tekrar örümcek çekiyorum. Başına iki sarıyorum. 1 iki kutucuk atladım. Üçüncüye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım çıktım. Burada bir zincir çektim. Çiçeğimizi aldık arkadaşlar. Şimdi eklemesini yapacağız. Düz yüzü ön yüzü düz yüzüne gelecek şekilde şu arka kısımdan tığımı girdim hemen şu yaprağın şu arada sabitleyeceğim ilmeğimi aldım bakın şu araya kapadım şöyle tekrar döndürüyorum gördüğünüz gibi kameranın netliği gitti de ona baktım arkadaşlar. Tam da gelmedi aslında netlik. Bakın şu arada kapadım. Bakın beyazın yanındaki yaprağın şu iki yaprağın arasında kapadım. Şimdi bunu şöyle arka tarafa doğru böyle tutalım. Şuradaki çubuğumuzu, çıktığımız çubuğumuzu bakın. Buradaki çubuğumuzu sık iğne ile aşağı inelim. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi 7. sık iğnemi aşağıda hallediyorum. Hemen tığ batısında kapatıyorum 7. sık iğnemi. Ve 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi de bakın tekrar girip şu arada kapatacağım. Şu arkadan girdim. Şöyle arkadaşlar şuradan ipimi aldım. Şöyle şu arada kapadım. Bakın şimdi buradaki 6 zincirimi sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnem aşağı tığ batısında tamamlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ilk önce burada bu bir çiçeğin arasında kapadık. Sonra 6 zincir getirip burada. Ve tekrar örümcek çekip yaprak yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane daha yaprak yaptıktan sonra yine çiçeğimizi bu şekilde kapatıyoruz. İnşallah anlatabildim. Bir sıkıntı olursa arkadaşlar tekrar videoyu başa alıp izleyebilirsiniz. Şimdi iki tane yaprak yapacağız bunun devamında sonra tekrar motifi ekleyeceğiz. İnşallah anlatabildim. Böyle çıtır çıtır pıtır pıtır bir oya oldu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.